15 yıldan bu yana bu alanda ülkemizi en ileriye taşıyabilmek için mühendis ve teknisyenlerimizle Ar-Ge ve geliştirme faaliyeti içerisindeyiz. Bunu yaparken elektronik sistemlerinden yazılımlarına, haberleşme sistemlerinden hava aracı tasarımına en derinine kadar bu teknolojinin iniyoruz ve gerçekten sahadan aldığımız geri beslemelerle ülkemiz şu anda kendi coğrafyasında olsun, dünyada olsun bu teknolojiyi en etkin kullanabilen birkaç ülkeden bir tanesi haline geldi ve bu da ülkemiz mühendisinin ve ülkemiz bunu kullanıcı makamlarının birlikte koordineli çalışmasıyla bu hale geldi. Şimdi Akıncı sınıfı tabii bunu çok daha ileriye taşıyor. Niye? Burada gerçekten radar teknolojisinden, haberleşme teknolojisine, uçak teknolojilerinden yazılımlara, güdüm kontrole kadar birçok farklı yelpazede teknolojiler mevcut. Ve biz şu an bu tesisimizde genç mühendis ve teknisyenlerle bu işi yapıyoruz. 400 kişilik bir ekibimiz var. Yaş ortalaması 30. Ülkemizde müthiş gençler var. Gerçekten özgüveni yüksek. Bu ülkeyi ileriye taşıyacak gençler, mühendisler, teknisyenler böyle projelerden, böyle ortamlardan yetişiyor. Yeter ki onlara imkan sunalım. Biz gerçekten gençlerimize yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bu sene sadece biz çalışan sayısı kadar burada stajyer mühendisimizi kabul ettik. Gönül ister ki çok daha fazlasını kabul edelim. O gençlerle bu projeler ortaya çıkıyor. Yani içinde bulunduğumuz çağda böylesine ileri teknolojiler, özellikle insansız hava araçları havacılıkta paradigma dönüşümünün bir kırılımı ifade ediyor ve bu alanda ortaya koyduğunuz her şey bir anda sizi en ileri noktaya taşıyor ve bunların tamamı da gençlerle olan işler ve bizim de ülkemizde son 15 yılda özellikle Ar-Ge merkezleri olsun, tasarım merkezleri olsun, teknoparklar olsun bunlar tamamen bu ekosistemi besleyen ve destekleyen oluşumlar. Bizim geliştirdiğimiz insansız hava aracı sistemleri hem teknolojik olarak en ileri gerçekten düzeyde sistemler, aynı zamanda tasarımıyla kimliği olan, belli bir kimliği olan sistemler. Bizim burada balık, uçan balık olarak ifade etmemizin altında şu yatıyor. Ailem, benim geçmiş dedelerim balıkçı. Dolayısıyla denizciliğin, balıkçılığın bizim tasarımımızda da çok ciddi etkisi var. Bunu bizim geliştirdiğimiz tüm uçaklarda denizciliğin bu anlamda tasarıma yansıma etkisini görebiliriz. Bir balık figürünün. Balık da sonuçta suyun içerisinde hidrodinamik bir ortamda yüzen canlı. İnsan savaşları da hava ortamı içerisinde uçuş gerçekleşir. Dolayısıyla bizim hem TB2 olsun hem Akıncı olsun bunda bir balık tasarımlarından ilham alınmakta. Görmüş olduğunuz platform ilk prototip, gövdesini görüyorsunuz. Kanatlarıyla çok daha heybetli bir duruşu olacak. Hedefimiz 2019'un ilk çeyreğinde ilk test uçuşunu gerçekleştirmek. Bu uçak aynı zamanda türbin motorlu bir uçak, çift motorlu. Hedefimiz 2019 ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmek. 2019 boyunca çok yoğun bir şekilde uçuş testleri ve yer testleriyle geçirmeyi planlıyoruz ve 2020 içerisinde de bu sistemi ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Tabii böyle bir sistemin hayata geçişinde bu kadar farklı mühendisliğin bir arada olduğu bir sistemde gerçekten ekibimizle, genç mühendis ve teknisyenlerle sağ olsunlar gece gündüz bunun gerçekleşmesi için gayret sarf ediyorlar, emek veriyorlar. Onlar için her şeyden öte bu ülkeye bu sistemi ve bu teknolojiyi kazandırmak ve bunu başarmak en öncelikli olan konu.